Ay çok merak ediyorum nasıl girmişler haberi. Ay hayır! Ay olamaz rezalet! Ne oluyor anne? Bak şuna ya Allah aşkına bak şuna. O kadar fotoğraf içinden seçtikleri resme bak. Gözlerim kapalı çıkmış. Ya tam bir fiyasko Allah'ım delireceğim şimdi delireceğim. Halbuki sen bayağı göze açık birisi nasıl olduysa artık. Tamam, bence fotoğrafa hiç takılmayalım. Önemli olan haber. Şimdi artık herkes gerçeği biliyor. Sen de sayende gazetelere çıktın. Hadi iyisin. Çok meraklıydım sanki. Ben senin gibi poz verme delisi değilim. Aa, tabii tabii. Gazeteye çıkacak diye ne kadar boya bulduysa suratına sürmüş sürüştürmüş. Ya sabır, ya sabır. Ben bakarım. Durmadan kavga ediyorlar ya. Hiç sorma. Bana fenalık geldi. Önem Dinçer. Burada öyle biri yok. Pardon, bir yanlışlık oldu. Önem Hanım mı almış bunu? Geldi mi? Aman! Gelin, gelin, gelin. Gelin, içeri. İçeri. Hah, bak şurada salona var. Hah, oraya. Ay, bak, 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 bak. Dikkatli, dikkatli. Çizmeden, çizmeden. Ah. Çok güzel değil mi? Ha? Sizin koltuklarda rahat edemiyordum. Ben de dayanamayıp aldım. İyi yaptın değil mi? Yine çok büyük konuştun Mete. Millete ne söyleyeceksin çok merak ediyorum. Gününü aydınlatmaya geldim. Simit? Ne kadar güzel değil mi Öykücüğüm? Çok. Çok güzel gerçekten. Ben de diyordum ki bu evde bir şey eksik. Meğer bu koltukmuş. Sizin bu ruhsuz eşyalarınız arasında nasıl da pırıl pırıl parlıyor. Tabii tar sahibi insan olmak başka bir şey. Değil mi ya? Yani bence de bu koltuk sizin evde böyle daha bir gösterir kendini. Siz en iyisi bunu giderken götürün. Gitmek mi? Benim gitmeye hiç niyetim yok. Ben kalıcıyım. Çok rahatım burada. Aşk olsun anneciğim. Ben de nerede benim danteller diyorum. Meğer hiç çıkarmamışsın çeyizinden. Kıyamadım anneciğim. Kıyamadım çünkü çok güzeller. Maazallah kirlenirler falan. Aa, olur mu öyle şey? Kullanacaksın bunları ya. Ha? Dur bak şimdi bak ne güzel olacak. Şöyle bir serelim. Ay harika. Bak bak bunlar da yastıklar için. Ben boşuna mı yaptım bunları canım? Sen kullan diye yaptın. Kirlense bir daha yaparız annem, bir daha yaparız. Hah. Şöyle de. Çek onu. Ay. Kaldır onu. Ha. Güzel oldu. Evet. Şimdi tutar sanki. Nasıl oldu? Değil mi Ayaz'cığım? Çok güzel oldu. Çok yakıştı. Sehpa'nın güzelliğini ortaya çıkardı. Tabii ne emek var bunlarda. Ah, el emeği, göz nuru. Allah aşkına yani ben bu kadar zevksiz olduğunu bilmiyordum. Artık dantel mi kaldı yahu? Senin elinden gelmiyor diye kıskanma. Elimden mi gelmiyor? Ben ünlü bir modacıyım. Böyle ucuz anneanne işleriyle uğraşacak vaktim yok benim. Sen ne anlarsın, ne anlarsın? Eğer birazcık zevkin olsaydı senin şu... Garip koltuğu almazdın. Burada garip tek şey var canım. O da sensin. Ben garibim. Tabii. Ben garibim. Şunlar sen değilsin. Bak, bak, Allah aşkına. Bu ne? Bu ne? Ben anamdan babamdan bunu. Dantel mi kaldı? Tabii ki. Dantel koltuğu. Evine götür.
Ne işler hat var ne evde ya? Senin anneni gönderelim derken benim annem geldi. Sonra arkasından o çirkinlik abidesi ucube koltuk geldi. Sonra annemin dantelleri geldi. Ayaz evi yavaş yavaş ele geçiriyorlar. Delireceğim. Ben gerçekten delireceğim artık. Ha ama yok. Bu sefer de ne yaparlar? Öykü Dinçer delirdi diye başlık atarlar. Hayatım, tamam sakin olur musun biraz? Keşke. Keşke sakin olabilsem. Ben de o kadar istiyorum ki. Sakin sakin, sakin bir hayat sürmeyi o kadar çok istiyorum ki Ayaz. Sakin sakin, sakin bir hayat. Aynen öyle. Aynen öyle. Bak, şimdi işle ilgili olan sorunlar geldi aklıma. Şu iptal olan anlaşma var ya, çok zor durumda kaldık Ayaz, çok zor. Dikkat ettiysen yardım teklifinde bulunmuyorum. Çünkü alacağım cevabı biliyorum. Ama yine de istersen eğer... Hayır Ayaz, hayır. Yardım istemiyorum. Ben tek başıma bu işin üstesinden geleceğim. Bu krizi aşacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Şaşırt bugün.